İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Dünya Sohbeti programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü misafirlerim, kişisel gelişim uzmanı Gülsemin Demir ve Diyabetle Yaşam Koçu Şebnem Güneyman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Biraz. Biraz. Her ikiniz de biriniz Diyabetle Yaşam Koçu, bir diğeriniz de kişisel gelişim uzmanı ve kişisel gelişim koçusunuz. Koçluktan başlayalım. Koçluk nedir? Koçluk güzel bir alan ve geçmişinden bahsetmem gerekirse aslında psikolojinin bir bölümü. Psikolojiyle ilgili bir bölüm. Varoluşçu yaklaşımından doğmuş psikolojinin. Böyle psikolojide biliyorsunuz 7'den fazla yaklaşım var. Ve psikolojik süreçlerin, tedavi süreçlerinin uzun sürmesi nedeniyle daha pratik, yaşamsal şeyleri uygulamaya geçirebilmek adına koçluk bilgisi aslında varoluşçu yaklaşımdan ortaya çıkıyor. Koçluk aslında aynı olmak demek. Koç kimdir diye sorabilirsiniz. Koç özellikle kişilerin kendisini daha iyi bir noktaya taşımaları adına onlara yol arkadaşlığı yapar en kısa tanımıyla. Hiçbir şekilde yargılamaz, hiçbir şekilde eleştirmez. Kişilerin kendi cevaplarını bulmasına yardımcı olur ve onların farkındalıklarını artırmak adına da destek olur. Koçluk seanslarla ya da eğitimlerle öğrenebilir ya da öğretebilir kişilere koçta, koçluk da öğrenilebilir. Kişiler kendi koçu da olabilirler öğrendikten sonra. Çünkü koçluk bilgisi çok özel bir bilgi. Bunun detaylarını isterseniz peki, devam edelim. Yavaş yavaş size programda aktaralım. Aynı soruyu size sorayım. Koçluk nedir? Nasıl ne anlatırsınız koçlukla ilgili? Şimdi koçlukta esasında yaşam koçu, psikolog ve psikiyatrist ayrı kavramlardır. Üçü birbirinin içine karışıyormuş gibi gözükse de bir psikoloğa gittiğiniz zaman sizin geçmişinizi kurcalayarak, haklı olarak nerede bir problem vardı onu ortaya çıkarmaya çalışır. Bir psikiyatriste ihtiyacınız olduğunda onun ilaçla tedavi gereken bir durumda vardır. Yaşam koçunda ise nasıl ilerleyeceğiz bölümü önemlidir. Yani yaşam koçu esasında kişinin hedefine varması için vesile olur. Dediği gibi arkadaşımın da katiyen danışmanlık değildir, eğitmenlik değildir, ukalalık değildir. Ama bunun için bir eğitim almak gerekir. Şimdi o kadar çok koç lafını duyuyoruz ki hani bir şeyi çok iyi bilmek mentorluktur, koçluk değildir esasında. Ama bizim maalesef çok üst düzey yöneticilerimizin bile kullandığı bazen tereddütte kaldığımız bir telaffuz oluyor. Ben bu işin koçuyum dedikleri noktada o işin mentoru oluyorlar. Sıfatlarda da bir karışıklık meydana gelmiş oluyor. Koç ayrı bir eğitimdir. Nasıl koç olunur? Bir eğitimi var. Oldukça da uzun bir eğitim. Ve özel bilgilerle donatılmış bir eğitim. Ve uygulamalı bir eğitim. Yaklaşık 60 saat minimum almaları gerekir bu eğitimi. Ben koçluk eğitimleri veriyorum tabii uzun bir süredir, 2 yıldır. Ve koçluk eğitimi aldıktan sonra da aslında koç olamıyorsunuz. Sadece teorik bilgisini orada alıyorsunuz. Koçluğun 60 belki de daha fazla saat eğitimini aldıktan sonra uygulaması çok önemli. Biz koç eğitimi aldıktan sonra birçok insan koç olduğunu düşünüyor. Tabii koç olunmuyor. Çünkü seans yapmak aslında koçlukta beceriyi geliştiriyor. Yani kişilere destek olan taraf sonrasında işte adım adım tecrübeyi arttırdıktan sonra işte biz koç diyoruz ama danışan da diyorlar bizim bizden destek alanlara. Onların seanslarını yaptıkça özellikle belli kuruluşlar, belli seanslar istiyorlar, saatler istiyorlar ki sizi onaylasın. Hani dünya uluslararasında bir koç olarak, uluslararası arenada bir koç olarak onaylanmanız için en az 100 saate yakın ya da 100 saatten biraz daha az belki koçluk seansı yapmanızı bekliyor. Hiç evlenmemiş birisi evlilik koçu koçluğu yapabilir mi? Güzel soru sordunuz. Şimdi oraya gelecektim. Şimdi koçluk aslında temel bir bilgi ama branşlaşabiliyor. Temel bilgisini aldıktan sonra ben örneğin yönetici koçluğu ve satış koçluğu ve KOBİ koçluğu bölümünü seçtim. Çünkü benim branşım buna uygundu. İşte öğrenci koçluğu bölümü var. İşte
diğer alanlarda spor koçluğu, sağlık koçluğu, kişisel koçluk diye adlandırabiliriz bunları. Ama branş koçu olmanız için koçluk temel bilgisinin ve tecrübesinin yanında sizin mesela yönetici koçu olacaksanız mutlaka yönetim becerileriyle ilgili deneyime ihtiyacınız var. Yani bir yöneticiye koçluk yaparken yöneticinin ne söylediğini anlamayan bir koç olmaz herhalde. İşte mentörlük olabilir. Öncesinde belki bir mentördür. Ama sonrasında koçluk bilgisini alır ve bu bilgiyle yönetici koçluğunu ya da mentörlüğünü güçlendirebilir kişi. Koçluk bilgisi temel bilgilerini aldıktan sonra kendi deneyimlerinizi de katarak, mesela bir öğretmenseniz öğrenci koçluğunu seçmeniz uygun olabilir. Çünkü bir anne bile öğrenci koçluğunu seçebilir ve bunu meslek olarak yapabilir. Çünkü koçluk bilgisi geniş ve çok kapsamlı, özel bir bilgi. Eğitimini aldıktan sonra kendinize en uygun yolu seçersiniz. Biz de öyle yaptık. Peki şöyle sorayım. Koçluk uzmanlık gerektirir mi ilgili konuyla ilgili? Evet, kesinlikle. Peki. İşte satış uzmanı. Uzmanlık gerektiren bir kariyer basamağı bir müfredatı gerektirir. Doğru. Bir müfredat resmi bir kurum tarafından, bir üniversite tarafından onaylanmadığı sürece müfredat mıdır, doğru bir şey midir? Yani şeyi sormak istiyorsunuz herhalde, koçluk bir onaylı bir şey mi? Yani müfredatı var mı demek yani istediniz? Yani bir devlet ya bir üniversite tarafından, bir bilim kuruluşu tarafından, bilim örgütü tarafından sertifikalandırılabilen, yetkinlik belgesi verilebilen, daha doğrusu bir bilim kuruluşu tarafından akredite edilen bir dal mıdır? Doğru, evet, öyledir. Dünyada en büyük kuruluş, isim vermemizde bir sakınca yoksa ICF'tir. ICF dünyanın bütün işte koçlarını denetleyen bir havuzdur aslında. Oraya akredite olabilmeniz için belli şartlar gerekir ve dünyada sizi tanır ICF ama belli kategorilerde tanır. Yani eğer bir koç olacaksanız sadece ben seans yapacağım dediyseniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da genel olarak zaten şöyle ICF bir... International Coach Federation mı? Evet, doğru. Peki. Bir de Livecon adında başka bir şirket var. O da İngiltere kökenli bir firma. Ben oradan zaten akreditasyonumu almış bir koçum. Dolayısıyla ikisi de havuzdur ve onaylar şöyledir. Belli saatler, belli kurallar, belli sınavlarla geçersiniz bu yoldan. Ve en tanınanı ama ICF. Yani oradan o akreditasyonu alırsanız gerçekten zor akredite ediyor. Yani hani belli kuralları var, işte yemini var. Mesela koç yemini var, onu etmeniz gerekiyor orada da. Gerçekten ciddi bir süreç. Ben 2 yıl boyunca bu süreçten geçtim özellikle eğitmenlik için. Çünkü sadece koç olabilirsiniz, koçluk seansları yaparsınız koç olduğunuzda. Ona da certified coach deniyor. Yani hani genel olarak sadece sertifikalı koç oluyorsunuz. Genel bir koçluk bilgisi alıyorsunuz ama onun üstünde professional coach, ondan sonra master coach, ondan sonra master coach trainer, yani hani eğitmen olarak. Benim seviyem hangisine giriyor? sizi çok seviyoruz, işte bakmak lazım. Siz iyi bir koçsunuz. Böyle çok ciddi konuştuk sanki, değil mi? Bana şimdi böyle ama geldi, iyi oldu. Şuna da belki önem vermek lazım madem bu soru soruldu. Çok, evet. Hayır, bizim ülkemizde hiçbir üniversitede koçluk üzerine bir çok eğitim, büyük bir çalışma veya bir sertifikasyon yok. Halbuki Amerika'da birçok üniversite artık koçluk üzerine bölüm açmış, konular üzerine ve sertifikasyon üzerine bölümler açmış durumda. Umarım bizim ülkemizde de biz bunu görürüz. Çünkü çok ihtiyacımız var ülke başladı olarak. Başladı aslında özel üniversiteler. Benim birçok arkadaşım yapıyor. Yani buna ek olsun diye söylüyorum. Sertifikasyonlar çok yeni. Ama zaten şöyle bir şey var. Türkiye'de koçluk mesleği 1,5 yıl önce meslek olarak kabul edildi. Artık bir meslek olarak. Edildi. Evet, edildi. Gazetede de yayınlandı, onaylandı ve bir koç olarak. Meslek mi, iş mi? Koçluk mesleği diye geçiyor diye biliyorum. Şimdi ben de koçluk mesleği diye geçiyor diye biliyorum ama üniversitelerin sürekli eğitim programları içinde vardı. Eğer bu üniversitenin müfredatı içine girdiyse çok neyse, mutlu olacağım. Neyse, fazla sıkıştırmayayım. Hayır, sürekli eğitim merkezlerinde var. Peki. İşte. Evet. Ya evet, burada sınava girmiş gibi hissettim.
Diyabetle yaşam koçluğu nedir? Diyabetle yaşam koçluğu, esasında şuradan yola çıkmak istiyorum. Sağlık koçluğu dediğimiz noktada, koçluk eğitimi almış bir kişinin sağlık koçluğu yapmasına ben şiddetle itiraz ediyorum. Eğer o kişinin sağlığın içinde olduğu bir bölümde çalışması yoksa veya bir bilgisi yoksa. Doğru. Çünkü biz diyabetlere özel yaptığımız, diyabet adaylarına özel yaptığımız, diyabetli yakınlarına özel yaptığımız bir çalışma içindeyiz. Dünyada dernekleri de var diyabetle yaşam koçluğunun. Ne yapıyoruz? Şimdi diyabet kronik bir hastalık olduğu için ki ben de diyabetliyim. Diyabette size sunulan bazı öneriler ve bazı yapmanız gereken bölümler, şartlar var. O şartları yapmazsanız o yaşam biçimi olmaktan çıkıyor. Çok zor bir hastalık haline dönüşüyor. Dolayısıyla birdenbire alışkanlık değiştirmek hepimiz için çok zor. Diyabetle yaşam koçluğunda biz bu alışkanlıkların değişmesine vesile olduğumuz gibi, eğer biraz da işin içine zaman zaman koçluğun şapkasını çıkarıp mentorluğu da katacak olursak, birisi geliyor ve size diyor ki ben iğne yapmak istemiyorum, bu insülini kullanmayacağım. Şimdi tabii ki bu insülini kullanmadan yaşamak gibi bir ikinci seçim yok. Fakat kişiye de hayır olmaz yapmak zorundasın gibi böyle bir yasaklı, zorlu ve zorlu bir davranış biçimi sergilerseniz zorlanıyor karşıdaki kişi. Yapmasının gerekliliğine sebebiyet olanları anlamasına vesile oluyorsunuz. Biraz önce diyabet konusunu açalım mı? Diyabet konusunu açalım tabii. Biraz çünkü diyabeti anlatın bize. Anlatayım. Diyabet nasıl bir hastalıktır? Hastalık mıdır, değil midir? Hastalıktır. Diyabet esasında hastalıktır. Ama biz diyabeti ömür boyu süreceği için onu yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyoruz. Ve yaşam biçimi olarak seçerseniz de yaşam biçiminiz olarak sağlıklı yaşıyorsunuz. Peki nedir diyabet? Diyabet nedir? Esasında vücudumuzda bulunan 70 gram ağırlığında olan şöyle şeklindeki pankreasımızın, yani minnacık bir organdan bahsediyorum. İçinde bulunan birçok hormondan biri olan insülinin az gelmesi ya da hiç olmaması, bitmesi konumunda ortaya çıkan bir hastalık. Ve tabii ki işte bunların çeşitleri var. Tip 1 diyoruz, tip 2 diyoruz. Vücutta insülin kaldığı zaman, hiç olmadığı zaman veya gebelerde ortaya çıkan diyabet gibi zaman içinde. Bütün bunları ayırıyoruz kendi safhalarında. Ayırdığımız noktada diyabet insülin oranları birbirine denkleştirilmediği müddetçe bizim beslenmemizde aldığımız gıdaların içindeki glikoz, ki glikoz beynimizi çalıştırıyor, tek çalıştıran şey beynimizi çalıştırıyor, glikoz hücrelere gitmiyor, beynimizin çalışmasını bırakın bütün vücut sistemimizin çalışmasını engelliyor. Evet. Dolayısıyla esasında çaktırmadan o 70 gramlık organ beynimizi, kalbimizi, damarları hepsini elinde tutuyor. Diyabette bu insülinin eksikliğinden veya yokluğundan ortaya çıkıyor. Siz bu aşamada devreye giriyorsunuz. Biz bu aşamada... Ve bu aşamada siz insanların hayatını düzenleyici ilkeleri gösterip onlara koçluk yapıyorsunuz. Evet Suha Bey, ama biz bu aşamada şöyle ki, diyabet teşhisi konduktan sonra tabii ki bir doktor oluyor, bir evet, diyetisyen oluyor, diyabet hemşiresi oluyor, eczacı oluyor ve biz oluyoruz. Yani öyle bir ayrı cumhuriyet, öyle bir ayrı eğitim ve öyle bir ayrı kültür ki hakikaten çoklu yönde çalışırsak ancak o kişinin hayatına dokunmuş oluyoruz. Ben bir şey eklemek istiyorum koçluk kısmıyla ilgili. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi koçluk tabii açamadık, hani biraz genel konuşuyoruz. Koçlukta İnsanların neden koça ihtiyacı var kısmını aslında konuşmak gerekiyor buradan yola evet, çıkarak. Evet, evet. Şimdi insanlar koça ihtiyaç duyuyorlar çünkü belli kalıplaşmış bilinç dışlarında, ben aynı zamanda NLP uzmanıyım. Hani onunla birleştiğinde çok daha iyi açıklanabiliyor. NLP ne demek? Bilinç dışının, özellikle de duygu durumunun ve de oluşan bütün yaşamsal duygular, yani iletişim seviyeleriyle ve işte duygu durumuyla ilgili yani bir dal aslında. NLP, bilinç dışının yeniden programlaması gibi bir şey aslında. Şimdi onu da açalım da ben açalım. Böyle... Neurolinguistik programming demiş. Mehmet ben Suha Bey'le program yaparken evet, biz bir daha öğrendiklerimizi böyle öğrenip öyle gelmemizde vallahi fayda var.
Çok haklısınız. Aslında biz alışkanlık olduğu için böyle herkes biliyor zannediyoruz. Hani bir profesörün 7 yaşındaki bir çocuğa matematik öğretmesi örneğini veririm her zaman. Biz gerçekten NLP herkes biliyor. Benim annem öyle zannediyoruz. Annem diyor ki NLP uzmanısın, bilmiyor musun yani bunu? Oysa ki NLP'nin daha açılımını sormadı bana hiç şimdiye çok kadar. Çok şeker, çok, çok güzel. Tatlı. Benim işe alım mülakatlarında en çok sorduğum sorular. Evet. İşte efendim size CV gönderdim. Peki CV ne demek? Çok güzel. Türkçe'yi kullanarak. Bir CV harfi var. Evet. Bu ne demek? Evet. Şu güne kadar CV'nin ne anlama geldiğini bilen %5-%6 seviyesindedir. Çok acı. Çok acı bir şey. İki, eğer bir lojistik sektörüyle birisini işe alıyorsam tır ne demek diye soruyorum. Hani diyorum ama böyle tır diyoruz ya, arkasında da T, I, R harfleri yazar. Bu ne demek diyorum. Bunu bilen hiç kimse çıkmadı. Bir başka şey soruyorum. Daha da vahimini soruyorum. Bir tırda kaç teker vardır diyorum. Aa, vallahi ben de, ben de merak ben. Ettim şimdi. Ben de. Eğitim işiyle uğraşanlara eğitim ne demek diye soruyorum. Çok güzel bir yaklaşım. Eğitim ne demek diyorum. İşte yüzlerce tarif yapılıyor. Hayır diyorum. Bunların hiçbir tanesi eğitimin karşılığını ifade etmiyor. Etimolojik olarak eğitim eğmekten gelir. Şekil kazandırmak, form kazandırmak. Yapılandırma diyecektim ben de zaten. Eğmektir. Adı üzerinde bak eğ yazıyor. Siz kelimeleri iyi... Etimoloji ama etimoloji evet. Böyle ama bir işte şey. Ama işte kullandığımız kelimelerin algısı ve ifadesi. Bu. Tabii. Evet. Yani bu bir tabii. Bilim dalıdır. Biz bir yere gittiğimiz zaman ben yürüyüm diyorum. Şimdi yörük dediğin zaman insanlar bir merakla sizi dinliyor. Yörük nedir yörük? Ya diyorum Türkçe'de yörük diye bir şey yok. Şey, yürü diye bir şey yok. Yörü vardır. Anadolu'da öyle denir. Yürüyen insanlara yörük denir. Bu kadar basit. Ama evet, hayır. Saklamıyorum bunları ben de. Ama hayır. Bizim Adana, Hatay, Mersin yöresinde fellah mısın diye sorarlar. Evet derim. Ah öyle mi falan bir şaşırırlar. Ne var? Türk'ün ziraatla uğraşanla çiftçi dersin, köylü dersin. Arap'la ziraatla uğraşanla fellah denir. Aa, bakın ne tabii enteresan. Ki. Siz devam edin, biz ders çekiyoruz. Evet, biz yani. Ondan. Çok güzel gidiyor ama bayıldım ondan yani sonra, süpersin. Evet, fellahım yani ben işte ziraatle, benim anam babam fellahtı yani. Muhteşem. Çiftçilikle, ziraatla uğraşan insan köylüdür yani, çiftçilikle uğraşan insandır. Gibi böyle bir takım şu an. Demin az önce size bahsettim. Mühendislik fakültesinde mühendis nedir diye sorarım hep bunları. Maşallah bilen çıkmaz. Daha da vahimini size söyleyeyim. Bir gün bir işletme fakültesine gittim. Mezuniyete bir hafta var. Son sınıf öğrencileri orada. Arkadaşlar dedim bana şirket ne demek? Bana bir şirketi tanımlayın dedim. Şimdi şirket kelimesini işte birisi şudur budur diyor. Hayır dedim. Şirket kelimesi şirkten gelir. Şirk ortak demektir. Hmm. Etmek de yapmaktır. Şirket ortaklık yapmaktır. Hmm. Bu dersleri böyle kelime kelime açılımları ne zaman veriyorsunuz? Bizi de davet doğru, edin. Doğru. Biz bana güzel olsun. Ben tabii kendi branşlarımla ilgili kullanıyorum da tabii bunlar bana biraz... Çok vallahi süpersin. Dolayısıyla ben işin o kadar en alt seviyesinden bu esnada kahvelerimiz geldi. Siz muhteşem ağırlıyorsunuz bizi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Canım teşekkür ederim. Süper. Emicim, canlı yayındayız şu anda. Selam gönderebilirsin. Tamam. Varsa böyle selam göndereceğin birisi. Sağ ol canım. Yani sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendime söyleyeyim. İşin böyle en alt seviyesinden başlıyorum. Kelimeleri anlatarak başlıyorum. Tamam. Bir süre sonra kelimeleri anlatarak başladığım için kişiler bir bilen psikolojisine giriyorlar. Daha sonra ama şöyle söylüyorum. Her kelimeyi etimolojik olarak böyle ayırt böyle yapmayın. Bir bakın, okuyun, inceleyin. Çok ilginç. Türkiye'de en az yapılan çalışmalardan bir tanesi de Türkçenin etimolojisiyle ilgilidir. Ve en çok satılan etimoloji kitabını da
bir Ermeni kökenli vatandaşımız yazmıştır. Türkçenin etimolojisine o yazmıştır. Sağ olsun, var olsun. Yani ama çok eksik ve yanlışı var. Öyle mi? Çok. İnanılmaz yanlışlar. Peki yöresel olarak ne oluyor sonra Suha Bey? Yani efendim? Diyelim ki mesela Muğlalılar halıyı yaymaya yazmak derler. Evet. Oralarda bir Türkçe'de kullanılan, bütün kelimeler etimolojik olarak baktığınız zaman hepsinin kökeninde doğru şeyler bulursunuz. Çok doğru şeyler bulursunuz. Yeter ki bu bir, bakın bu bizim bilim insanlarımızda da bu hatalar çok var, eksikler çok var, yanlışlar çok var. Yani o kadar çok eksik, yanlış, hatalar bir araya geliyor ki ben hiç unutmuyorum. Yıllar önce benim katıldığım doktora programında hoca işletmenin fonksiyonu yerine yönetimin fonksiyonunu, yönetimin fonksiyonu yerine işletmenin fonksiyonunu anlatıyordu. Zaten hocaya itiraz mitiraz edilmediği için zaten ayrım etmenin de bunun farkına varmanın da bir önemi yok. Doktora da farklı yapılıyordu. Ama gelişmiş ülkelerdeki bu tür şeylerde son derece dikkatli herkes, çok dikkatli. Evet, evet. Şimdi Türkiye'de de ben az önce Gülsemin'e sordum. Hiç evlenmemiş bir adam evlilik koçu olur mu? Cevap verebildim mi hocam? Tabii ki. Tamam. Şimdi, şimdi tabii bunun cevabı ilk akla gelen hayır. Yani olmazdır. Ama bilim şunu getirir. E peki her psikiyatrın deli olması mı gerekir? Güzel. Konuyu çok o kadar derinleştirdiniz ki. Vallahi sabah kadar devam eder yani. Böyle baktığınız zaman da öbür cevap gidiyor. Dolayısıyla bilim bir olguyu tanımlanabilir, en küçük parçalara ayırarak anlamlı tanım yapabilen çalışmalar bütünüdür. Dolayısıyla eğer anlamlı tanımın yapıldığı sebep-sonuç ilişkilerinin araştırılarak en anlamlı tanımın yapıldığı bir bilimsel çalışma, bir çalışmaya biz bilim diyorsak, bunu hayatın içinde de uygulayabilir hale gelmeliyiz. Yani evlilik koçu olur, evlenmesi şart mı? Evet deriz. Ama diğer taraftan benim mesela çok sorduğum bir soru vardı. Gemi kaptanı olmak için yüzme bilmek şart mı? Sizce? Hadi bakalım. Ay, biraz bakarsan... şeyi ele aldım. Şimdi iki çeşit şekilde sorulabilir. Bu şimdi... gemi kaptanlığı yüzme bilmeyen bir kişi tarafından şimdi ben böyle yaklaşacağım. Öğrenilebilir mi? Yoksa bu meslek yüzme bilmeyen tarafından yapılabilir mi? Ama çok var gemi i̇ki kaptanı olup da yüzme bilmeyen yani. İnsan. Şimdi... çok var. Bir gün öğrencimin bir tanesi, hocam dedi, astronot olmak için uçmayı bilmek mi lazım dedi. Yani işte şimdi, futbol bakın, koçları için de diyorum, öyle geçer. Her, bütün bu çalışmaları, bütün bu tanımları yaparken değişik açılardan incelemek, değişik açılardan evet. bakmak gerekir. Eğer biz bu değişik açılardan bakma özelliğimizi ve yeteneğimizi kazanmazsak, hangi konuda koçluk yaparsak yapalım, ne yaparsak yapalım olumlu sonuçlara gitmeyiz. Bir de yanıltırız insanları. Kesinlikle. Yanıltırız. Kesinlikle. Tabii ki mevcut koçluk dalımızla ilgili üstün becerilere sahip olmamız yetmiyor. Bunun az önce senin söylediğin gibi bunun uygulamasını da bilmek gerekir. Kesinlikle. Evet. Ben hiç unutmuyorum. Türkiye'de en az satılan kitapların bir tanesi bir üniversitemizdeki pazarlama satış hocasının kitabıydı. Sadece ders kitabı olarak öğrencileri alıyordu. Yani siz pazarlama satış hocası olacaksınız ve sizin kitabınız hiç satmayacak. Sadece zorunlu olarak öğrencileriniz alacak. Başka bir konu. Türkiye'de başarılı olmuş, Türkiye'de gerçekten harikalar yaratmış hiçbir işletme bilimi hocası yoktur. Yoktur. Doğru. Türkiye'nin en başarılı işletmeleri ilkokul, ortaokul mezunlarından çıkmış insanlardan oluşur. Yani bir bilim insanı olmak, işletme konusunda profesör olmak sizin iyi işletmeci olacağınız anlamına gelmiyor. Asla, doğru. Buna ben bir şey ekleyeceğim. Daha tabii. Bu haftanın konusuydu. Ben danışmanlık yapıyorum tabii şirketlere. Hemen sizin söylediğiniz konu gündeme geliyor. Ne kadar zengin olduğumla ilgili ticarette. Rahmetli UNED'in
bir otelde toplantısı vardı. Evet. Kürsüye şimdi rahmetli olan bir profesör arkadaşımız çıktı. Ben dedi şimdi sizlere dedi zengin para nasıl kazanılır onu anlatacağım dedi. Rahmetli Saffet Ulusoy da önde oturuyor. Döndü dedi ki kardeşim dedi sen benim kadar para kazan ondan sonra gel bana bunu i̇şte anlat dedi. İşte en büyük sıkıntı bu. İşte. Ben de şöyle bir cevap veriyorum böyle olunca. Ben diyorum ki zengin ticaret yapmak gerçekten para kazanma sanatı. Yani bir sanat herkes yapamayabilir. Ben ticaret yapanlara bunu nasıl daha harika şekilde uzun süreli muhafaza edebileceklerini öğretiyorum diyorum. Ama her işte de bir ticari kavram yok. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Daha da somutlaştıralım. Evet. Akılla zekanın farkı nedir? Zeka onu anında biliyorum. Olarak karar verdiğiniz ve cevap verdiğiniz pratik zekalı deriz örnek verir. Değil mi? Onu da bilemedim. Nedir akılla zekanın farkı? Daha giremedim bile farka. Görüyorsun değil mi? Ne kadar sınıfta kaldım. Çok da iyi çözdüm ama şimdi uzun anlatmak gerekecek. Hayır uzuna gerek yok. Ben size çok kısa anlatayım. Cevabı verin. Benimki uzun çünkü. Zeki insanlar çok iyi satranç oynar. Akıllı insanlar bunları bir araya getirir, turnuva düzenler, para kazanır. Harika. Örnek işte. Zeki insanlar çok iyi virüs üretir. Akıllı insanlar bunu Türkiye'ye satar. Nokta. Şimdi, hatta üç nokta. Şimdi tüccarlar... Tacirler, tüccarlar son derece akıllı insanlardır. Zeki insanlar değillerdir. Aynen öyle. Zeka yaratma sanatıdır, yeteneğidir. Akıl kullanma yeteneğidir. Kesinlikle. Şimdi iş adamlığı ise farklı bir olaydır. Doğru. Bakın ya Microsoft'un Bill Gates son derece zeki bir adamdır. Ama yanında akıllı insanlar da vardı. Zekanın yarattığı ürünleri akıllı insanlar ilgili evet. En uygun yer, zaman, tarih ve ortamda istedikleri amaç doğrultusunda bir şeye tahvil ederler. Şimdi koçların en büyük görevini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken en büyük özelliği akıllı ve zeki olmaları, birlikte olmalarıdır. Bir taraftan bir şeyleri yaratacaklar. Tabii. Öbür taraftan da bunu çok iyi kullanacaklar. Yani koçların en büyük özelliklerinden yapması gereken şeylerden bir tanesi bireylerde özgüveni olmayan bir özgüven varsa bunu oluşturmak. Var olan özgüvenin seviyesini artırabilmektir. Bu bir çok yönlü çalışmayı gerektirir. Kişiye yönelik bir şeyler yaratmanız gerekir. Ki tabii özgüveni içerik artırasınız. Zaten bunu buna götürüyor. Yani içerik buna götürüyor. Yoksa onu çünkü içindeki kabiliyeti çıkarması için işte yönetici koşulu olabiliyor, yaşam koşulu olabiliyor. Veya herhangi bir hastalıkla veya bir birimle çalıştığınız noktada var olanı onu algılatmak ve içindekini dışarı çıkarmak, fark ettirmek, o özgüveni kazandırmak için çalışmak. Ayrıca koçların beden diliyle, jest ve mimikleriyle ve sözleriyle, çok önemli. Giyimleriyle ve davranışlarıyla, her şeyleriyle güven uyandırması gerekir. Kesinlikle. Bu herkes için geçerli. Şimdi koçları ama koçluk biraz daha ama koçlukta böyle bir deyim var. Nasıl giyineceğiz? Var tabii de. Nasıl güler yüzlü olacağız? İnsanın gözünün içine bakacağız. Bu zaten var olan iletişim becerisi. İletişim becerisi. Şimdi evet. Koçlukta ben bir şey eklemek istiyorum. Çok güzel tarif ettiniz, tanımladınız. Koçlar aslına bakarsanız kişilerin herkesi, daha doğrusu bütün karşısına gelen kişileri, çocuk olsun, büyük olsun, iş adamı olsun hiç fark etmez. Hepsine %100 potansiyel, burayı eklemek istiyorum çünkü yarım kaldı tanımı. Herkesi %100 potansiyel görüyor ve karşısındaki kişinin, işte koçluğu öyle tanımlarız biz. Bir kişi aslında %100 potansiyeldir. Her şeyi tam olarak yapabilir. NLP de şöyle söyler, der ki bir dünyada bir kişi yapabildiyse herkes yapabilir der. Mesela bu %100 potansiyeli biz şurada ya da şurada kullanıyoruz genellikle insanlar olarak. Neden? Çünkü bazı gedikler oluşuyor. Koçluk bunu tanımlıyor aslında. Yani kişinin potansiyelini kullanamayışının sebeplerini ortaya çıkarıyor. Ya da farkında olmayışının. Farkında olmayışının sebeplerine bakıyor ve ona gösteriyor. Aslında herkes her şeyi yapabilme potansiyeline sahiptir diye kabul ediyor. Bu bir sebep sonuç araştırması aynı zamanda. Evet. Evet, yani gerçekten bu anlamda çok peki, başarılı. Kılavuz kaptanlık anlayışı ile koçluk anlayışı arasındaki fark nedir? Varsa nedir? Yoksa var. Aynı şeyse kılavuz kaptanlık
insan hayatında kılavuz kaptanlığı biz uygulamalar olarak, fiziki olarak belli sulardan geçen gemilerin bir kılavuz kaptan tarafından bilinmeyen sulardan ta bileceği sulara kadar geçirinceye kadar ki yaptığı rehberliğe diyoruz kılavuz kaptanlık. Önemli bir şeydir. O sadece bilinmeyen ve bilgi sahibi olunmayan ya da riskli sulardan geçerken yapılan rehberliktir. Ama esas kaptan yanındadır. Peki koçluk böyle bir şey midir? O mentörlük ya sanki daha koçluk bağdaş. Böyle bir şey değil esasında değil, evet. Ama şimdi kılavuz kaptan o bilinmeyen yolda şayet bilinen yolu buldurmaya çalışmaya destek veya vesile olsaydı evet. O zaman o koçluk olurdu ama orada çok büyük bir tehlike var. Bilinmeyen su diyoruz, bilinmeyen bölüm diyoruz. Geminin, koskoca geminin ve evet boğazdan geçerken hadi sen bir dene bakalım nereden geçiyorsun demesi bir faciaya sebep olabilir. İnsanın bilinmeyenleri nedir? İnsanın bilinmeyenleri o kadar çok ki benim bilmediğim, bilinmeyenim, kendimde sakladığım, insanın farkında olmadığı, yaşamı süresince bilgi sahibi olmak istemediği. Koçlar bilinmeyenin bulunması için... Evet. Rehberlik yapmaz mı? Koçlar, şimdi ben koçları yaptığım zaman mesela ben diyabetli yaşam koçuyum. Ben diyabetli yaşam koçunda bilinmeyeni ortaya çıkarmak için çabalarım. Ama ben eğer bir kariyer koçluğu yapmak istiyorsam onun için ayrı bir eğitim almam lazım. Bu kariyerimde iyiyim demek veya kötüyüm demek değil. Ama onun başka bir tecrübesi var. Evet. Tecrübesi var. Şimdi kılavuz kaptan bildiği yolu yani gösteriyor. Mentor da aynı. Yani tecrübesini danışmanlık yapıyor. Danışman evet. Da öyle. Danışmanla koçluk arasında fark eğer benzeteceksek o sizin söylediğiniz benzetmeyle aynı. Şimdi bir danışman yönlendirme yapar, bir mentor da yönlendirme yapar. Bilgisini aktarır ve der ki bu bunları yapacağız. Yani bir planlama yapar, bir onu çekip çevirir, birlikte yapalım der ama yine de şeyini, tecrübesini katar. Şöyle mi diyelim? Bir tanesi adres şuradadır diye gösterir. Öbürü o adrese götürmek için beraber mi yürür? Beraber yürür ve balık tutmayı öğretir gibi bir şey. Vesile olur adresi bulmasına. Evet, kendi bulsun ister. Evet. Sınavdan kendi... geçmiyorsunuz değil mi? Öyle hissetmiyorsunuz. Hayır. Ben çok öyle hisseder oldum. Ben rahatladım. Valla buradan çıkınca bir sertifika verecekler herhalde bize. Yok ben tamam rahatladım geçti. Ben anladım nereye varmak istedim. Hayır, ben bunları anlatıyorum. Çok güzel ya, espri bir yana çok hoş bir sohbet. Beyin açılsın tabii bu arada. Benim heyecan geçsin. Her iki konuğumun da yüksek niteliklerin ortaya çıkmasını arzu ettiğim için. Çok teşekkür ederim. Bireyler... Ne kadar politik bir cevap aldık, farkındasın değil mi? Dik dur arkadaşım, yanındayım. Çünkü Cihan Bey'in programına katılacağımı duyduğum zaman gerçekten biraz heyecanlandım tabii. Teşekkür ederim. Ben de yoktu şu ana kadar. Dur bakalım bundan sonra ne olacak. Peki siz polis teşkilatına eğitimler verdiniz. Evet, geçen sene. Geçen sene nasıl geçti bu eğitimler? Güzel eğitim anılarım var. Ben çok fazla gerçekten insana eğitim verme şansına sahip olan eğitmenlerdenim. Yaklaşık 10 bin kişi oldu. Ama çok özelleri var. Üniversitelilerle yaptığım eğitimler gibi üniversite öğrencileriyle her sene bir üniversitede eğitim veriyorum. PR olsun diye ve de faydam olsun diye. Aynı şekilde polis teşkilatından da bir talep geldi Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden. Bana dediler ki 10-12 kişi olacağız işte terörle mücadele dediler. Tamam dedim, benim bir iletişim eğitimime katılmıştı oradan bir kişi. Ördekli hamamı var orada, biliyor musunuz? Yeniden restore edildi. Biliyorum. Harika bir yermiş, ben de ilk defa gittim. İçeri bir girdim, Allah'ım bütün Bursa polis teşkilatı orada ama bütün departmanlar yani şey gelmiş, basın orada, üst düzey şeyler orada, hepsi müdürler orada ve hepsi en önde şeye göre protokole sıralanmışlar. Çok zevkli, güzel bir eğitimdi. Oradan şeyi anlatacağım. Şimdi tabii bir formatta eğitim vermemiz gerekiyor ama biz tabii iletişim eğitimlerini çok komik geçiriyoruz. Yani çok eğlenceli geçiyor. Orada bir şeyleri anlatmak için işte bir üst düzey müdürden alıp, yıldızlı müdürden alıp gözlüğünü çıkarıp başka bir yere taktığım için herkes bir endişelenmişti falan. Çok da gülmüşlerdi ama sahnede şeyi anlatıyorum.
kişilerin psikolojik oksijene ihtiyaçları var. Hani iletişim kuramadığınız kişilerin psikolojik oksijene ihtiyacı olur ve bunu yapmanız için de belli teknikler gerekir falan. En sonunda bize siyasi suçlarla ilgili şöyle bir soru geldi bana. Dedi ki hocam işte biz siyasi suçluları kesinlikle konuşturamıyoruz. Yani nasıl yani dedim. İşte kapatıyorlarmış böyle kendilerini. 3 gün hiç konuşmuyorlarmış. Çok şaşırmıştım bunu duyduğumda. Medite durumu. Kesinlikle bunun eğitimini alıyorlarmış falan yani bilmiyordum ben. Orada öğrendim. Ben veriyorum o eğitimleri. Öyle mi? Böyle 3 gün duracak mıyız? Daha fazla. Hiç konuşmuyorlar. Hiç diyor yani. İşte hatta bu... o şimdi anlatırım. O ikili bir eğitimdir. Neyse sahnede bize gösterir misiniz? Biz hiç konuşturamıyoruz. Ne yapacağız dedi. Dedim ki tamam hep beraber o zaman bir 3 kişi gelsin. Bunun bir şeyini yapalım. Dramasını yani oyunun nasıl alıyorsunuz kişiyi dedim içeriye. İşte falan bir şekilde gösterdiler. 3 sandalye var. İşte değişik bir şey yapmanız gerekiyor psikolojik oksijen verebilmeniz için. Yani ya onu o duygu durumundan çıkarmak için farklı bir şaka yapacaksınız ya bir şey olacak. Onun şaşırması lazım. O duygu durumundan çıkması lazım gibi bir şey söyledim. İşte kahve içer misin falan diyorlar. Onlara yaptırıyorum ilk önce. Şimdi bana soruyorlar. İşte sert konuşuyorlar. Olmuyor. Hiç açmıyor yani kendi. Sonra dediler ki siz ne yapardınız? Ben de şimdi o anda ne yapayım, ne düşüneyim bilemedim. Böyle yaptım. Şöyle desen olur mu acaba dedim. Şaşırır mı? Yavrucuğum sen neden konuşmuyorsun bakayım desem dedim hoşuna gider mi acaba ya da güler mi dedim. Allah'ım çok koptu herkes güldü falan ama yani böyle bir şey yapamazlarmış. Şimdi dokunamıyorlar. Evet. Dünyadaki bu tür bilinçaltına yönelik çok, sizin konunuz da biz de dinleyelim. Evet çok önemli eğitimler var. Bunlardan bir tanesi beyin yıkama metotlarıdır. Enteresan evet. Dünyada beyin yıkama eğitimlerini en iyi 4 ülke bilir. Geçmiş yıllarda Sovyetler Birliği, Amerika, İsrail ve İngiltere bilir. Çok iyi bilir, bunu çok iyi yaparlar ve bununla ilgili mevcut hali hazırda günümüzde de çok iyi araştırmalar yapılıyor. Günümüzdeki araştırmalar kimyasal bir takım maddelerin de desteği ve katkısıyla çok etkili hale geliyor. Ve hatta zihinsel transformasyon ve zihinsel nakiller de artık günümüzde gerçekleşmeye başladı. Bir gün bir kamu kuruluşunun 10 kişilik çok seçilmiş grubuna beyin yıkama dersleri veriyorum. Eğitime başladık. Eğitime başladığımız zaman tam 10 gün sürdü eğitim. Aralıksız 10 gün sürdü. Bayağı da uzun. Şey kullanıyor musunuz yöntem olarak hipnoz gibi şeyler? Hayır. Kullanmıyorsunuz. Tamamen bilinçaltına yönelik şeyler. Telkin. Şimdi eğitime gitmeden önce benden hangi eğitim materyalleri istendiğini sordular. Ben onlara oda şu renkte olacak. Şu tarz sandalyeler olacak, ışıklandırma bu seviyede olacak, işte sesle ilgili şunlar olacak diye böyle uzun bir liste verdim. Listeyi alan adam demiş ki, şöyle bakmış, bana anlatıyorlar sonra. Ya demiş ben bu listeyi elime aldım ama demiş ben şimdiden beynim karışmaya başladı. Birinci teknik buydu diye. Biraz önce böyle yaptım. Ay yok, bana dokunabilirsin. Tamam. Benim hiçbir polisiye suçum falan hiçbir şeyim yok. Daha yok yani. Peki şimdi. Çok güzel. Sevgili Şebnem, diyabetin eğitimi var mı? Yani nasıl bir eğitim ve prosedürü var? Nasıl bir eğitim uygulaması var bu işlerle ilgili? Şimdi bir kişiye birdenbire senin diyabetin var artık deyip işte diyabetin nasıl oluştuğunu anlattıktan sonra diyabet tedavisi giriyor hayatımıza. Bunun için de ya ilaçla ya insülin yani iğneyle tedavi olması ya ikisi bir arada tedavi olması. Bu arada beslenme eğitimi, beslenmede karbonhidrat sayımı eğitimi. Yani örnek veriyorum bir dilim ekmekte 15 gram karbonhidrat var. Hani bunu yiyeceksen onun yerine bunu yeme veya bunu ye onu yeme gibilerinden bir matematiksel eğitimimiz var. Onun yanı sıra tabii gerekiyorsa psikolojik destek gerekiyor.
Bunun yanı sıra da gözden ayağa kadar birçok öğrenmemiz gereken bakım için bölümler var. Yani diyabette eğitim olmaz ise şayet diyabetli yaşamını maalesef sürdüremez. Yani ilkokulda öğrendiklerimizin benzeri diyeceğim, başlıklar ayrı, içerikler ayrı, müfredat ayrı öğrenmemiz şart. Diyabet eğitimi ne kadar sürüyor? Her bölüm için hakikaten çok uzun yollar kat etmek gerekiyor. Biraz pratik, biraz teorik, biraz tecrübe, hepsi bir arada olmuş oluyor. Fakat sonuç itibariyle öğrenmenin ne koçlukta, ne diyabette, ne kariyer yönetimde hiçbir şeyde sonu olmadığı gibi diyabette de belli bazı öğreniyoruz ama üstüne hep koyuyoruz. Hep koyuyoruz. Yani diyabeti bilmek için diyabet eğitimi almak şart. Peki, diyabette insülinsiz bir, iğnesiz bir yaşama doğru bir gelişme var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, diyabette insülin kullanması gereken insanların iğnesiz bir yaşama gidişatları yavaş yavaş şöyle belirdi. İğnesi görünmeyen iğne uçları kullanıyoruz artık. Hani iğne var içinde ama biz onu gözeneğe batırıp, deriye batırıp hani iğneyi hiç görmeden iğne, benim öyle iğne uçlarım artık, öyle kullanıyorum. Şöyle bastırılarak yapılanlar. Bastırılarak yapılanlar, evet. Onun yanı sıra birçok deneyim var. Halen de deniyorlar burundan, inhale dediğimiz burundan alınan insülinler. Bir kere çok başarısız oldu bir kurum. Bir kurum şimdi çok tecrübeli deneme aşamasında. Ama insülinsiz yaşam yok da daha teknolojiye ayak uyduracağımız, iğnenin olmadığı veya işte yapay pankreas dediğimiz bizim vücuda takılan böyle bir cep telefonu büyüklüğünde bir pompa. Pompanın bir sensörü var, kan ölçümü yapıyor. Ve eğer o kan ölçümü size yeterli insülininiz olmadığını vücutta gösteriyorsa pompa size vücutta insülin vermeye başlıyor. Bu artık gündemde, yani yapay pankreas dediğimiz. Bu vücut içi bir... Vücut dışı şu anda ama vücut içine takılıyor. Yani bir kanille vücut içine takılıyor. Bir cep telefonu büyüklüğünde, belki daha da küçükleri çıkacaktır. Zaman içinde sanıyorum... Kaç inç cep telefonu büyüklüğünde? Efendim sizin cep telefonunuzdan daha da... iPhone'lar değil. iPad'ler de değil. Hakikaten iPhone'u koyarlarmış. Onu. Kocaman kocaman. Yok yani hani o eski bildiğimiz minik... küçük ölçekler. Evet. Ama sanıyorum bunu artık iyice vücudun içine yerleşir duruma da getireceklerdir. Yani bütün çocuklarımız ve gençlerimiz için çok büyük bir teknoloji esasında. Ben sizin yaptığınız koçluğu çok aslında değerli buldum. Yani bugün çok öğrendim. Teşekkür ediyorum. Açıkçası bu branşı olduğunuzu, yani bu branşı seçtiğinizi. Çünkü diyabet hastalarının biliyorum ki çok kalitesiz bir yaşama giden gelişimleri oluyor. Yani sinsi hani, bir hastalık. Evet. Kendini göstermiyor ilerledikçe. Maalesef. Diyabet demişken esasında bugün birden konuşmamızdan Zeki Alasya'yı kaybettik. Kendisi diyabetliydi. Bugün kaybettik ve kendisi diyabetliydi. Sevgili Derya Baykal'ın dediği gibi şeker taşımız da çok sohbetimiz olmuştu. Buradan yolu ışık olsun demek evet, geliyor içimden ama çok sinsi bir hastalık. Eğer siz bugün dikkat etmezseniz hemen yarın ortaya çıkmıyor komplikasyonları. Belli başlı bir süre geçiriyorsunuz, bana da bir şey olmuyor diye dikkat etmemeye devam ediyorsunuz. Bir süre sonra damarları ve maalesef... Ben her gün doktor kontrolünde iki tane glukopaj alıyorum. Faydalı mıdır bilmiyorum. Çok iyi yani, doktorum var. İyi yapıyorsunuz. Doktor kontrolü aldığınız evet, için doktor çok iyi yapıyorsunuz. Evet, doktor kontrolünde çok. İki tane glukopaj, bir aspirin. Aspirin diyorum. Evet. Ondan sonra evet. Asetil salisilik. Şimdi asetil salisilik asit desem RÜTİK kurallarına uygun ama vatandaşa uygun değil. Bu adam sanki ne oluyor falan böyle diyecek. Halbuki kestirmeden işte aspirin dersen. Yaşar Nuri Hoca'nın kulakları çınlasın. Önce bir giydiriyor. Sonra Rüte'ye diyor ki hadi bakalım falan diye. Herkese andık bu burada akşam. Burada biraz ne güzel. Daha rahat tabii. Evet, evet. Peki, iş geliştirme. Ben başka bir konuya değinmek istiyorum. İkinci bölümde girecektim fakat ilk bölümde gireyim. Tüzel kişilik kurumsallaşması ile gerçek kişi kurumsallaşması Türkiye'de de gittikçe kabul edilebilir bir kavram olmaya başladı. Yani
bir X şirketinin ya da bir X takımının tüzel kişiliği kurumsallaşabilir. Kurumsallaşmak da kurmaktan gelir. Hı hı. Sistem süreçleri kurmaktan gelir zaten. Doğru. Üzerinde yazıyor. Şimdi ve tamam Ömürcüğüm, senin için ara vereceğim şimdi. Ondan sonra gerçek kişi kurumsallaşması gittikçe ülkemizde daha da etkin olmaya başladı. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde bu konuyu işleyelim.